Merhaba arkadaşlar, bugün C#'da 6. dersi çekeceğiz. 6. dersimiz bu dosyalama işlemlerinin 2. bölümünü işleyeceğiz. Geçen dersimizde dosyalama işlemlerini while yoluyla yapmıştık. Bu sefer StreamWriter ve StreamReader yoluyla yapacağız. Örnek proje geliştirelim. StreamReader'ı anlatalım önce. StreamReader. O projemizin adı. Okey. Şimdi örneğimiz ise şu olsun. Kullanıcı butona basınca textbox dolsun. Textbox metin belgesiyle, txt dosyasıyla dolsun mesela. Bir de label ekleyelim. Dosya yazma okuma işlemi gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Okuma işlemi özellikle burada. Şimdi butonumuzun adını değiştirelim. Dosya yok olsun. Textbox'ımızı multiline yapalım. Buradan uzatalım biraz. Şimdi StreamReader'da iki yolla yapabiliriz. Label bir kalsın daha. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bir tane txt dosyası oluşturmamız gerekiyor. Proje dosyamızın debug'ına koyacağız. Ona nereden ulaşıyorduk? Buradan open folder'ın file explorer'dan bin debug koluna bir tane dosya açacağız. Yeni metin belgesi bilgi.txt olsun. İçine de bir şey yazalım. Galatasaray Beşiktaş yazalım. Yazdık. Tek satır yazdım. Onu niye yazdığımı biraz daha söyleyeceğim. Şimdi dosyayı oku kısmına geldik. Dediğim gibi önce projemize neyi dahil etmemiz gerekiyor? Using system.io yani dosyalama işlemleri ve klasör işlemleri kütüphanesi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Butonun kliğine geldik. Dosyayı oku. Bunun adını değiştirelim. B dosyayı oku olsun. Tamam. B dosyayı oku. Şimdi bunun kliğine geldik. Ne yazacağız? Try catch işini alacağız işlemimizi. Try catch'i taba basarak oluşturduk işlemi. Şimdi catch kısmı burası. Try kısmı önemli bizim için. String bir veri olsun. Nereden gelecek veri? Veri.txt'den gelecek. Yani bilgi.txt'den. Orada bilgi.txt yazmıştık. Bu kısımda. Şimdi veriyi oluşturduk. StreamReader'ı kullanacağız. StreamReader oku olsun. New StreamReader. Yeni bir tane StreamReader oluşturacağız. İçine neyi göndereceğiz? İçine de oluşturduğumuz üstteki string'i göndermemiz gerekiyor. Veriyi göndereceğiz. Sonra neye aktaracağız bunları? Textbox'a aktaracağız. Ondan dolayı Textbox'ın text özelliğini çağırıyoruz. Ve neye eşleyeceğiz? Oku nokta readline. Satır oku. Yani bu metin belgesini açarsak burada bilgi nokta text'te görürsünüz. Burada text satırı var. Satır okuyacak. Text satır okuyacak. Çok satırlı okumayı birazdan anlatacağım. Şimdi textbox bir nokta text nokta oku eşit oku nokta readline. Burada ne yapacağız şimdi? Label bir nokta text. Buradaki label'ımız label 1'di. Ondan dolayı ne yazacağız içine? Dosya başarıyla okundu yazalım. Neden böyle bir şey yazıyorum? Çünkü try'ın içine gelecek. Butona tıkladık. Buralar yapıldı diyelim. Bu 3 işlem yapıldı. 3 satır yapıldı. Buraya yetişirse zaten dosyalama okundu. Ondan dolayı dosya başarılı okundu. Catch'e girerse hiç okumadı. Label 1 nokta text eşit dosya okuma başarısız. Noktalı virgül de koyduk şimdi. 11. Şimdi okutabiliriz. Dosyayı oku dedik. Gördüğünüz gibi dosyayı başarılı okundu ama bakın gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerde sorun yaşadı. Onu nasıl düzeltebiliriz? Geçen dersimizde file'da da böyle bir sorun yaşamıştık. StreamReader file'lerinde burada StreamReader kullandık. Veriyi koyduk. String değişken virgül bizden gördüğünüz gibi encoding istiyor. Encoding'i şöyle gönderebiliriz. Encoding nokta getEncoding. Bu getEncoding metot encoding class. Bunun içine neyi göndereceğiz? String'i göndereceğiz. String'i nasıl yollayacağız? Yani bizim kodlama dilimizi yollayacağız. Windows 1254 default
Buradaki Türkçe'yi kolyeler. Şimdi start diyelim. Dosyayı oku dedik. Galatasaray Beşiktaş yazdı gördüğünüz gibi. Bir de şöyle yapabilirdik. Bunun sebebi ANSI dilinde olması. Bilgi.txt'nin kodlama dilinin ANSI dilinde varsayılmasıdır. Bunu da şöyle yapabilirdik. Burayla uğraşmamak isterseniz. Burayı silerdik. Burada bilgi.txt dosyasını açarız. Buradan Fatih kaydet. Burada gördüğünüz gibi kodlama dili ANSI. ANSI'yi kabul etmez. ANSI Türkçe karakterleri kabul etmez. UTF-8 kabul eder. Kaydet dersek evet değiştirdik. Bu sefer farklı kaydettik. Buraya aynı isim de kaydettik. Bilgi.txt değişti gördüğünüz gibi. Artık UTF-8 okunuyor. Dosyayı oku dedik. Gördüğünüz gibi yine okudu. Tek satırlı okumalarda böyle yapabilirsiniz. Buraya tek satırlı oku. Tek satırlı dosya oku yazdık. Evet. Şimdi bir de çok satırlı dosya okuyacağız. Bu sefer kullanıcı bir şeyler eklesin. Buton ekledik. Butonu biraz büyütelim. Şimdi text box ekleyeceğiz. Ya da list box ekleyelim. List box'tan okusun direkt kullanıcı. Butonu ekledik. Bütün ismini değiştirelim. Çok satırlı dosya oku olsun. List box'ı uzatalım biraz. Evet, şimdi çok satırlı dosya oku da bunun benzerini yapacağız bu sefer. Yeni bir tane metin belgesi açtık. Takımlar TX'de olsun. Şimdi buraya birkaç tane takım ekleyelim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Diyarbakır, Spor, Trabzonspor. Bunları ekledik diyelim. Takımlar.txt bu önemli. Şimdi nasıl okuyacağız? Onu yapalım. Yine try catch'ini alalım. Try catch'ini aldıktan sonra ne yapacağız? String bilgi diyelim. Bilgi değişkenimizin içinde neyi tutacağız? Bilgi dosyamızı tutacağız. Takımlar.txt'ydi. Bunu tuttuk. Daha sonra takımlar.txt'yi tuttuktan sonra stream header nesnesi oluşturmamız gerekiyor. O da oku olsun. Değişken adı da oku olsun. New stream reader yazdık. İçine neyi göndereceğiz? İçine burada bilgi göndereceğiz. Bilgiyi gönderdik. While kullanmamız lazım. Oku. Burada her satır gelen veri boş mu değil mi onu kontrol etmemiz lazım. Eşit değil. Oku nokta end of stream. Yani okuma kaynaktan bir oku hiç bitmeyinceye kadar devam et. Ne yapacak? Listbox'ları ekleyeceğiz. Listbox'ın adını değiştirmedik. Ondan dolayı listbox 1 kaldı. Listbox 1 nokta items nokta add. Neyi ekleyeceğiz içine? Oku nokta readline'ı şimdi oku nokta readline'ı da ekledik. Burada stream leader yaptıktan sonra her birinde bu işlemler yapıldıktan sonra stream leader'ları kapatmak lazım. Çünkü stream leader bağlantılı olarak çalışır. Ondan dolayı kapatmamız gerekir. Oku nokta close kapatmamız gerekiyor her işlemden sonra. Burada textbox 1 nokta oku nokta readline yaptık. Oku nokta close direkt stream leader kapattık. Burada da kapatacağız. Ama nerede kapatacağız? Burada kapatacağız. While'ın dışına çıkınca kapatmamız gerekiyor. Oku nokta close dedik. Şimdi try'ın içine bunu yazdık. Bir de label'a yazdıralım. Yeni bir tane label oluşturalım. Onun için. Buradan label'ı kopyalım. Label 2 olsun bu. Çok satırlı dosyayı okuya girdik. Label 2'ye ne yazacağız? Try'ın içinde ise. Eğer bu satıra kadar geldiyse. Ok nokta close'un altına kadar geldiyse ne yazacak? Label 2 nokta text. Dosya yazma başarılı diyeceğiz. Dosya okuma. Yine başarılı. Dosya okuma başarılı yazdık. Catch'e düşerse ise
Dosya okuma ne olacak? Başarısız oluyor. Level 2 nokta. Tekstten iyi yazacağız. Dosya okuma başarısız. Evet, bunu da yazdık. Şimdi bakalım. Burada takımlar.txt yapıyor. Burada. Tamam, şimdi deneyelim. Çok satırlı dosya oku dedik. Gördüğünüz gibi yine Türkçe karakter tanımlarıydı. İki yolu da anlatmıştım zaten. Burada çok uğraşmamak için direkt encoding kullandım. Encoding büyük harfli olan. Encoding.getencoding metoduna, getencoding metoduna ne yazacağız? Windows'un default verdiği Türkçe karakterli kodlama diline. Windows 1254'ü ekledik. Unicode da kullanabilirdik. UTF-8 de kullanabilirdik. Çok satırlı dosya dedik. Bunları ekledi. Gördüğünüz gibi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Diyarbakır, Spor, Trabzonspor. Türkçe karakter sorunu olmadan okudum. Streamreader'ı böyle yapabilirim. Bir de evet, şimdi Streamwriter'la bir dosya yazma işlemlerini CV dosya yazma diyelim. Okudu. Şimdi ne yapacağız? Bir tane text box ekleyeceğiz. Text box'a kullanıcı bir şey yazsın. Butona tıklayınca ise dosya yazsın. Bir tane de buton. Bir tane de label atacağız. Tamam, kullanıcı bunlara basın, yani butona basınca dosya yaz butonu olsun bu. Dosyaya yaz. Tamam. Şimdi text box 1 zaten bunun neyini. Bunun da label 1. Bunun da B dosya yaz olsun. Şimdi dosyaya tıklayıp buradan girdik. Şimdi yeni bir proje açtığımız için sistem.io kütüphanesini eklememiz lazım. UseXSystem.io'yu ekledik. Şimdi dosyaya yaza geldik. Bracket için alalım işlemimizi. Şimdi ne yazacağız? Streamwriter oluşturacağız. Streamwriter ne olsun? Yaz olsun. New Streamwriter yazacağız bu sefer. Streamreader'a benziyor biraz. İçine neyi göndereceğiz? Dosyamızın ismini göndereceğiz. Dosyamızın ismi ne olsun? Deneme.txt olsun. Onu yazdık. Sonra yaz nokta write line satıra yaz anlamında. Ne yazacağız? Textbox 1 nokta text yazacağız. Sonra ne yapacağız? Save nokta yaz nokta close yapacağız. Streamwriter bağlantısını kapatacağız. Daha sonra ise ne yazacağız? Label koymuştuk. Label 1 nokta texte dosya yazma başarılı yazacağız. Daha sonra ise keçe düşerse ise program, yani butona tıklayınca ne yazacağız? Dosya okuma başarısı olacak. Label 1 nokta text dosya okuma, yazma başarısız. Onu da yazdık. Şimdi dosyamızın deneme.txt'ydi gördüğünüz gibi. Burası önceki projenin. Buradan open folder in file explorer dedik. Şimdi açtık, gördüğünüz gibi bin debug kılına gireceğiz. Gördüğünüz gibi yok txt. Start dedik. Çünkü bu hala bir şey yazmadık. Deneme isim yazdık. Dosya yaz dedi. Dosya yazma başarılı dedi. Deneme.txt'nin içine bakıyoruz. Deneme isim yazdı. Gördüğünüz gibi. Mesela Türkçe karakter sonlu olan şeyler yazalım. Dosya yaz dedik. Yazdı. Gördüğünüz gibi bunları yazdı. Türkçe karakter sorunuyor. Ama reader'da yaşarsınız. Böyle. Şimdi bunu yaptık. Bir de list box'lardan oku yazdıralım. Yani kullanıcı text box'a bir şey yazsın. List box'a geçsin. List box'takini de kullanıcı yazsın. Yani list box'takini yazacağız sonuç olarak. Bir tane daha butona ihtiyacımız var. List box ekleyelim. List box ekledik. Şimdi her bir ekleyişte de ekleyebiliriz. Ayrı bir
dosya tutturabiliriz. Yani tüm durumu, tüm lisans elemanları da ekleyebiliriz. Ben tüm lisans elemanlarını ekleyeceğim. Listbox'a ekle olsun bu butonun ismi. Sadece tek görevi textbox'tan yazacak listbox'a. Ondan sonra listbox'a ekleyecek. Bunun butonun adını değiştirelim. Ne yapalım? Listbox elemanlarını dosyaya yaz olsun. Şimdi kullanıcı buna basınca Xbox elemanlarını dosya yaza basınca böyle bir şey olsun. Bu da dosya yazıldı mı yazılmadı mı onu yazsın. Şimdi Listbox'a ekle butonuna giriyoruz. Bunun adını B list ekle yazalım. Name'ini değiştirdik. Ekleyeceğiz. Ne ekleyeceğiz? Listbox.items.add ne ekleyeceğiz? Textbox'ın tekstini ekleyeceğiz. Listbox.items.add Textbox kaç bu? Bakalım buna. Textbox 1 ya da 2. Textbox 2. Textbox 2'nin tekstini ekleyeceğiz. Şimdi Textbox 2'nin tekstini ekledik ve kullanıcının yani tek burada özellik koydu zaten. Şimdi listbox elemanlarını kullanıcı buradan ekleyecek. Listbox elemanlarını buradan ekleyecek. Listbox'a sürekli elemanlar girecek. Listbox elemanlarını dosyaya yaz deyince ise dosyaya yazacak bu elemanların hepsini. Şimdi listbox elemanlarını dosya yazın clean'e girmemiz lazım. Bunun ne? Blist yaz olsun bunun name'i. Şimdi ne yazacağız? İçine önemli olanı. Şimdi ne yazmamız gerekiyor? Try catch içine alalım. Yine dosyalama işleminde kullanmamız gereken. Ne yazacağız? Streamwriter yazacağız. Streamwriter nesnesi oluşturmamız lazım. Streamwriter CV olsun. New Streamwriter. İçine neyi göndereceğiz? Dosyamızın adını. Listbox elemanları nokta text olsun. İçine ne, şimdi ne yapacağız? Listbox'ın elemanları itemlardan oluşur. Yani birden çok. Bundan dolayı bize bir döngü lazım. Döngüyü de şöyle oluşturacağız. For int i eşit 0. I küçük. Listbox 1 nokta items nokta count. Bu bize neyi verecek? Listbox'ın eleman sayısını verecek. Ne kadar artıracağız? I plus plus kadar. Yani tekerli artıracağız. Tek tek artıracağız. Bunun içine açtık. Ne yazacağız içine? Save nokta write line kullanacağız. İçine ne yazacağız? Listbox 1 nokta items nokta items içine ne göndereceğiz? İndeksi göndereceğiz. İndeksi nereden sağlayabiliriz? Döngü değişkeninden sağlayabiliriz. İyi göndereceğiz. Nokta ne yapacağız? ToString yapacağız. Çünkü string'e dönüştürmek lazım bu veriyi. For'un dışına gelince ise listbox elemanlar okunduktan sonra ise şunu yapacağız. Save nokta close yapacağız. Yani Streamwriter bağlantısını kapatacağız. Daha sonra ne yazabiliriz oraya? Label'la dosyaya yazıldı. Listbox elemanları dosyaya yazıldı yazabiliriz. Label 2 nokta text. Listbox elemanları dosya yazıldı. Keçe düşünce ise tam tersini yazacağız. Label 2 nokta text. Listbox elemanları dosya yazılamadı. Evet, nokta virgül koyduk. Şimdi form 1 nokta form 1'in dizayn ekranına geldik. Şimdi bunları yazdık. Daha sonra ise programı artık deneyebiliriz. Öncelikle projemizin dosyalarına bakalım. Open folder in file explorer dedik. Bin de bakımına girdik. Gördüğünüz gibi deneme nokta .txt sol tarafta okunduğu için var. Ama bizim listbox elemanları nokta .txt yok şu an. Çünkü hala eleman eklemedik. Listbox butonuna basmadık. Şimdi ekleyelim. Deneme olsun. Listbox'a ekledik. Gördüğünüz gibi orayı silmediğimiz için textbox'ı her bir butona tıkladıktan sonra öyle kalıyor.
Değiştirelim. Şimdi A'yı ekleyelim. B'yi ekleyelim. C'yi ekleyelim. Letterboxd'a ekliyoruz. Bir de Türkçe karakter ekleyelim. Ö ekleyelim. Sonra Ü ekleyelim. Tamam. Şimdi böyle şeyler ekledik. Letterboxd'a ekle dedik. Gördük şimdi. Bakalım debug'da öyle bir dosya yapıyor. Şimdi neye basacağız? Letterboxd elemanlarını dosyaya yazıya bastık. Letterboxd elemanları dosyaya yazıldı yazıyor. Bakalım yazmış mı? Letterboxd elemanları .txt var. Gördüğünüz gibi AB deneme var. ABC, OÜ. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerde de sorun vermedi. Bu dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Diğer derslere devam edeceğiz. Üçüncü derste millet otomasyonu yazmıştık. Onu dosya alma işlemlerle yapmaya çalışacağız. Yazılım geliştirme grubunun C++, C# paylaşım merkezine destek verirseniz ve YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.